Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Videoya girmeden önce ufak bir duyurum var. İçerik mağazasında biliyorsunuz Support a Creator kısmı var. Yani burada içerik üreticilerini destekleyen kısmı var. Buraya gelip ardından buraya şu şekilde W solcu yazarsanız ardından kabul'e basarak buradan beni desteklemiş olursunuz. Dediğim gibi başkalarını eğer isterseniz destekleyebilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımda sayfaya çıktığı gibi oradan da beni takip edersiniz. Sevinirim. Kendi kişisel hesabım Fortnite ile ilgili bir şey yok ama hoş olur. Hoşça kalın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Başlıktan da gördüğünüz gibi bu videoda kesinlikle sonuna kadar izlemeniz gereken videolardan bir tanesi bence. Çünkü size nasıl kendinizi daha çok geliştirebileceğinizi, yapmanız gereken şeylerini, aim'inizi nasıl geliştirebileceğinizi, build'inizi nasıl geliştirebileceğinizi ve mekaniklere nasıl alışabileceğinizi, ayrıca editinizi ne kadar hızlı yapabilirsiniz, bunun sınırları nasıl zorlayabilirsiniz vesaire vesaire ve box fight'larda nasıl iyi olabilirsiniz gibi önemli püf noktalarda, konularda sizlere yaptığım şeylerden ve yapabileceğiniz şeylerden bahsedeceğim. Kesinlikle bence sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Eğer işinize yararsa lütfen destek olmak adına aşağıdan bir like, bir yorum bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü biliyorsunuz hala eski aboneye ulaşmış değilim. O yüzden lütfen daha çok kişiye ulaşmam adına gönlünüzden geçerse eğer bir like, bir yorum bırakırsanız gerçekten beni çok eversiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bırakan herkese, bırakmayan herkese de. Onun dışında tişört var gene üstünde gördüğünüz gibi. Tişört giyiyorum artık videolarda. Ve ışık var. Işık ne demek? Biliyorsunuz ki ışığı gördüyseniz lütfen bir tane like bırakmayı eksik etmeyin. O yüzden hemen videoya geçelim. Bu arada mod başvuruları devam ediyor. Mod olmak isterseniz eğer aşağıdaki başvuru linkinden katılabilirsiniz. Bu arada bugün saat 4'te YouTube'da 1K ödüllü, 1K V-Bucks ödüllü turnuva var. Haberiniz olsun. Detaylar için Discord'a ulaşabilirsiniz. Discord linki açıklama kısmında. Her neyse, şimdiden keyifli seyirler dilerim. Evet, ilk olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki oyunda artık Box Fight ve Turtle yapımı, yani bir an önce kendinizi korumaya almanız çok önemli. Eğer bu ikisini yapamıyorsanız maalesef ki oyunda fazla başarılı olamayacaksınız. O yüzden öncelikle sizlere hızlı Turtle nasıl yapılır, nasıl Turtle'ı daha hızlı, yani kendinizi kutuya nasıl daha hızlı kapatarak hareket edebilirsiniz onu göstermek istiyorum. Önce ben kendi yaptığım hareketi nasıl hani Turtle yaptığımı göstereceğim. Şöyle biraz ileri gidelim şu şekilde, gördüğünüz gibi. Şöyle bir hemen sizlere biraz Turtle yapayım. Ve sonra hani bunlara nasıl alışabilirsiniz onu göstereceğim. İlk olarak iki şekil Turtle yapıyorum ben. İlk gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi biraz yavaş yapayım ki daha iyi anlayabileyim. Bu tarafa zemin koyuyorum 2 adet. Ardından hemen şu şekilde yapıyorum bak. Gördünüz mü? Sonra bakın bu şekilde açmıyorum. Ya da şu şekilde açmıyorum. Şu şekilde açıyorum bakın. Şu. Gördünüz mü? Bakın. Şu şekilde. Bu şekilde açıyorum yani. Çünkü hani bazen böyle yapayım derken kapı açılabiliyor. Fakat bu kapıyı da hemen açmanın yöntemi var. Buraya girip beklemenize gerek yok. O yüzden hemen ayarlardan şurada hemen nerede olacaktı? Bakın. Burada kapı açma şeyi olması gerekiyor şu an. Hani kapıları otomatik açma. Bunu açarsanız ya mesela gidiyorsunuz şöyle kapı açtınız, gördüğünüz gibi hemen içinden geçeceksiniz kapını. Yani kapı açmak size bir problem olmayacak. O yüzden kesinlikle bu ayarı açarsanız çok daha hızlı olacak. Son olarak size şöyle bir turtle taktiğim var arkadaşlar. Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Sağ taraftan başlıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir de yavaş göstereceğim bakın. Sağ taraftan başlıyorum kapatmaya. Buraya zemini koyuyorum. Buraya zemini koyarken duvara basıyorum. Duvara bastıktan sonra buralar duvarla kaplandığı için zemine basıyorum ve ardından bu şekilde duvarla kapatıyorum. Tekrar şöyle yavaş yapayım derken yavaş yapınca olmuyor maalesef gördüğünüz gibi. Bakın şu şekilde. Hani bunu biraz daha hızlı yapmanız gerekecek. Yani umarım açıklayıcı olmuştur. Turtle'ınızı hızlandırmak için tabii ki ne yapmalısınız? Şimdi asıl konuya geçelim. Hemen şöyle göstereyim. Geldiniz diyelim. Önce kendinizi bir normal yerinizde turtle'ı kapatmaya çalışın. Ardından eğer bu editlerde zorlanıyorsanız önce bunları yapmaya çalışın şu şekilde. Bunları yavaş yavaş yapın. Şöyle açın. Hani dörtlü hızlıca açmaya çalışın. Çünkü bunu açmanız da çok önemli. Ardından bunu hızlı açmaya çalışın. Hani sürekli deneyin yani bir şeyler. Önce bunları doğru açmanız gerekiyor ki turtle'ı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. O yüzden önce bunu doğru açmaya çalışmanız lazım. Diyelim ki bunları artık söktünüz. Yavaş yavaş ilerleyin arkadaşlar. Yavaş yavaş. Aceleniz yok. Yavaş yavaş ilerleyin. Yavaş yavaş. Önce hızlı yapmaya çalışmayın. Zaten siz yavaş yaptıkça eliniz alışacak. Yavaş yavaş gidin. Ben şu an yavaş yapmışım. Yapamıyorum da. Yavaş yavaş yaparsınız ya. Eminim çok daha sizin için iyi olacak. Gittiniz takıldınız mı? Bekleyin geri gelin. Gördüğünüz gibi yavaş yapınca işinizden biraz daha garanti oluyor. Bu şekilde yapa yapa kendi torpunuzu geliştirebilirsiniz. Bu saatlerde arkadaşlar kesinlikle yapmanız gereken tek şey bence bana kalırsa yani. Girin bir tane arkadaşınızla. Arkadaşınızla beraber bir lobiye girin. Ondan sonra mesela siz şimdi boksa kapatacaksınız kendinizi. Bu şekilde buralara zemin koyun. Ardından bu şekilde kendinizi kapatın.
Yani arkadaşınız da sizin önünde olsun. Ama en fazla bakın şöyle açabilirsem şurayı. En fazla iki kat yukarı çıkmak olsun. Hani olay build fight'e dönüşmesin. Yani iki kat yukarısı olmasın. Her tarafı müsait buranın. İstediği yere gidebilir rakip ve siz. O yüzden mesela siz buradasınız. Ekip arkadaşı sizi darlamaya çalışıyor. Sürekli bir şeyler deniyor. Aşın böyle koyun falan, sonra sürekli diğer tarafa gelin. Yani box fight'ınızı ancak bu şekilde gösterebilirsiniz ki gerçek bir rakiple yapıyor gibi olun. Sonra sıra arkadaşınıza gelince o içeri geçsin. Onu siz böyle dışarı geçerek darlayın. Emin olun bunu günde böyle bir 15-20 dakika bile yapsanız inanılmaz şekilde box fight'ınızı geliştireceksiniz. Bunu büyük ihtimalle bilmiyordunuz diye tahmin ediyorum. Çünkü biz bunu arkadaşlar arasında sürekli yapıyoruz ve çok popüler olan bir şey değil. Kesinlikle box fight'ınızı geliştirmek için bunu yapmanızı öneririm. Şimdi de aim nasıl geliştirilir ona geçelim. Aim geliştirmek için de hazır oyundayken önce kreatifteki aim adalarından birkaç tanesini göstermek istedim. Benim aktif olarak kullandığım. Bakın hemen şöyle bir göstereyim. Skywalk artık ismi nasıl okunuyorsa. Aim training var. Bu gerçekten kompetitif olarak kesinlikle işinize yarayacak bir aim haritası. Kodu zaten burada görüyorsunuz. Detaylı olarak göstermeyeceğim ama kesinlikle bu aim haritasını oynamanızı tavsiye ederim. Günde en az bir 15-20 dakika. Ardından hemen bir tane daha var. Neyse ikinci kreatif haritasını bulamadım ama zaten bu haritayı oynarsanız sizin için fazlasıyla yeterli olacaktır. Kusura bakmayın ikinciyi bulamadım ama ayrıca Girzi'nin 1vs1 haritası var. Kesinlikle bunu da 1vs1 yapın. Kreatifte yapmak yerine burada yaparsanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Zaten kanalda videosu var ama kodunu tekrardan gösterdim. 1vs1 atacaksanız eğer kreatifte değil burada atarsanız çok daha iyi geliştirirsiniz oyununuzu. Şimdi de edit nasıl hızlı, ya pardon kreatifte değil normal Kovacs'ta aim nasıl geliştirilir? Kovacs nedir bir ondan bahsetmek istiyorum. Aim'inizi geliştirmek için kesinlikle Kovacs'ı kullanmalısınız. Hemen Kovacs'a geçelim o zaman. Evet arkadaşlar diğer olarak da Kovacs var. Steam'den bunu 18 liraya alabilirsiniz ki 18 lira eminim birçok arkadaş için çok çok büyük bir miktar değildir. Eğer oyuna para yatırabiliyorsanız 18 lirayı bence bu oyuna verebilirsiniz. Ve emin olun ki Kovacs sizin aim'inizi günde şöyle bir yarım saat oynarsanız inanılmaz derecede geliştirecektir. O yüzden kesinlikle Kovacs'a bir göz atmayı unutmayın. Bu videoyu fazla uzun tutmamak için Kovacs'ı detaylı bir şekilde incelemeyeceğim. Eski halde biraz videosu vardı ama eğer Kovacs'la ilgili daha detaylı bir video isterseniz lütfen aşağıdan belirtmeyi unutmayın. Onun dışında bu şekilde aim'inizi bu iki yöntemi kullanarak emin olun fazlasıyla geliştireceksinizdir. Bir tanesi de kesinlikle ama kesinlikle edit. Eğer editiniz kötüyse buradaki kod zaten vereceğim ekrana görürsünüz. Rider'in edit haritası. Ben zaten burada birçok kez kendim hani videosunu göstermiştim sizlere. Ben impossible'da yapıyorum fakat sizler eğer edit de kötüyseniz hemen şöyle ilk noktasını gösterelim. Burada süreci başlatın mesela. Diyelim ki editiniz çok kötü. Yavaşça gelin arkadaşlar buradan. Teker teker ilerleyin her gün eğer editinizi geliştirmek istiyorsanız. Gördüğünüz gibi yapmanız gereken ilk level'e gelip Raider'in edit haritasında. Ardından burada sürekli bir şeyler yapabilirsiniz. Yani gerçekten emin olun kesinlikle gelişecektir. Şöyle hemen göstereyim ben burayı. Böyle devam ediyor. Ben keseyim buraları. Gittikçe iyi giderseniz zaten medium hard ve very hard olmak üzere, impossible olmak üzere sürekli ilerlersiniz. Very hard ve impossible'ı kesinlikle her gün denemenizi tavsiye ederim. Özellikle impossible zaten impossible imkansız olarak geçebiliyorsunuz. Kesinlikle göz atın. Editinizi ancak bu şekilde geliştirebilirsiniz. Şimdi de geçelim diğer kısma. Evet arkadaşlar diğer kısım yok. Ben varım. Videonun sonunu koymayı unutmuşum videodayken kusura bakmayın. Umarım işinize yaramıştır video. Eğer işinize yaradıysa ve bu tarz videoların devamlı gelmesi için lütfen aşağıdan like, yorum bırakmayı eksik etmeyin. Gerçekten desteklerinize ihtiyacım var. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.